Merhaba değerli izleyenlerimiz. Bu haftaki İrfan Yolculuğu programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir hadis-i şerif üzerinden muhabbet etmek istiyorum. Ebu Hureyre radiyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah-u Teala 7 insanı, yedi grup insanı arşının gölgesinde gölgelendirecektir. Sonra bu 7 grup insandan bahsediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kimdir bunlar? Kimleri gölgelendirecek? Böyle bir zaman ki arşın gölgesi güneşin işte en yakın olduğu, yaşanmayacak kadar adeta yakın olduğu bir sıcaklığı düşünün ve etkisini düşünün. Terin adeta burnuna çıktığı, insanlardaki terin burnuna çıktığı bir dönemi, bir günü düşünün. Öyle bir zamanda serin bir gölgelik aradığınızı ve o bir gölgelikten çağrıldığınızı, hadi gelin dendiğinizi düşünün. İşte o gölgelik, arşın gölgeliği. Arş nedir, ne değildir? Burada bu konulara girmek istemiyorum. O ayrı bir sohbet konusu olabilecek bir mevzu. Bir arş kürs hadisesi var ve öbür alemde Rabbim demek ki onun gölgesini bu 7 sınıf insanın üzerine gönderecek ve gölgelendirecek. Peki kim bu 7 sınıf insan diye baktığımızda diyor ki birincisi başka adil devlet başkanı diyor. Evet. Ben hepsini okuyayım. Ondan sonra tekrar üstünden geçeriz. Biz hangisi olabiliriz? Ben buna bakmak istiyorum. Bunların içinden hangisi bana hitap eder? Hangisi olabilirim? Ona bakmak istiyorum. Evet, adil devlet başkanı. Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç. Kalbi mescitlere bağlı Müslüman. Birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan ya da iki topluluk. Güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine ben Allah'tan korkarım diye yaklaşmayan yiğitler. Evet, güzel ve mevki sahibi bir kadının davetine icabet etmeyen Hazreti Yusuf misali yiğitler. Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizli sadaka veren, yani kimseyi minnet altında bırakmayan eroğlu erler, yiğitoğlu yiğitler. Ve tenhada, kimsenin görmediği yerde Allah için gözyaşı döken kişi. Evet, gelin bakalım. Hangisi olabiliriz? Adil devlet başkanı. Devlet başkanı olma imkan ve ihtimali her birimiz için söz konusu olmaz yani mutlaka. Ben bu kategoriden gölgelenemem o zaman. Peki hangi kategoriden gölgelenebilirim? Bakıyorum. İkincisi, Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç diyor. Evet, ben yaşım itibariyle gençliğimi geçirmiş bir vaziyetteyim. Ama kulluk içerisinde Allah-u Teala'nın hadisi kutsisinde ehab diye, en sevgili diye ifade ettiği, hani ben diyor, ibadet eden yaşlıya insanı severim. Allah-u Teala mahbubdur benim için ama ibadet ve taat eden genç ise ehab'dır diyor. Yani sevgililerin sevgilisi, en sevgili, en yakınım diyor. Gençliğinde her türlü heva ve hevesine rağmen nefsinin arzu ve isteklerine dur diyebilmiş ve Rabbine yönelebilmiş olmak çok kıymetli demek ki. Gençliğinizi böyle geçirmeye, o arşın gölgesinde gölgelenmek istiyorsanız gençliğinizi boşa geçirmeyin. Bu kategoriden de, o gölgelikte yer almaya bakın yani. Hangi kategoriden girebiliriz bilmiyorum yani. Ama girebileceğimiz her kategoriyi değerlendirmek lazım geldiğini düşünüyorum ben. Ve sonra üçüncü olarak diyor ki kalbi mescitlere bağlı Müslüman. Mescitlere bağlı ne demek? Yani aslında namaza bağlı Müslüman. Bir namaz vakti bittiğinde diğer namazı özleyen Müslüman. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, bana
namaza karşı şehvet verildi. Yani öyle bir istek ki şehvet ifadesiyle ifade edilebilecek bir arzu ve istek. Namazsız olamaz yani. İşte böyle bir aşkla, şevkle bir namaz bitince diğer namazı böyle bir özlemle ne zaman gelecek, vakit ne zaman girecek diye bekleyen Müslüman. Olabilir misiniz? Bilmiyorum ama ben kendime bu noktada güvenmiyorum. Peki üçüncüsü, birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan ya da topluluk. Evet. Bir araya geliyor, Allah için geliyor. Ayrılıyor, gene Allah için ayrılıyor. Nasıl olabilir bu? İşte sohbeti canan için bir araya gelirsiniz. Yapılacak, Allah için yapılacak işleri görüşmek üzere, istişare etmek üzere bir araya gelirsiniz. Allah için bir araya gelmedir. Ve sonra da dağılırsınız. Niçin dağılırsınız? Evlerinize, eşlerinize, çoluğunuza, çocuğunuza, oradaki annelik, babalık, evlatlık vazifelerinize yapmak üzere. O da Allah içindir. Onun için dağılırsınız. Hep orada kalmak değildir yani vazifeniz. İşte o vazifeyi Allah için gitmek, Allah için toplanma ve Allah için dağılmak. Bu kategori. İşte ben burada yer bulabilir miyim? Ümit ediyorum arkadaşlar. Çok ümidim var bu konuda. Çünkü görüşmelerim, bir araya gelişlerimi hep Allah için olmasına gayret ediyorum. Onun için bir araya geldiğimizde illaki en azından birbirimize sabrı ve hakkı tavsiye eden Asr suresini ifade ederek, onu okuyarak ayrılmak. Ha, sahabe efendilerimiz öyle yaparlarmış. Bir şey öğrenerek, o topluluğumuzda bir sohbeti canan ifadesi olarak, bir sohbeti canana yol açarak ayrılmak. Çok umutluyum. Allah'ın izniyle inşallah Teala. Rabbim umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Bizi kendi rızası istikametinde şöyle bir toplulukla beraber eden Rabbimiz, böyle güzel güzide bir insanların içerisinde var olmamızı sağlayan, nasip eden Rabbimiz. İnanıyorum ki biz de onu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bir araya gelişlerimizi ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz, Allah'ı nasıl anlatabiliriz, ne öğrenebiliriz, nasıl değerlendirebiliriz, vaktimizi nasıl değerlendirebiliriz ölçüsü içerisinde bir araya gelmeye çalışıyoruz. Ve dağıldığımızda da zaten evlerimize, yerlerimize, yurtlarımıza dağılıyoruz. Allah için dağılıyoruz inşallah. Bu fırsatı değerlendirmek ve gerçekten her toplanış ve dağılışlarımızı Allah için yapmak bizim için herhalde bugünlerde en kolay, en yapabileceğimiz şey. İnşallah bunu, bu kategoriyi bizim yapabileceğimiz belki de en kolay ve en lezzetli kategorilerden bir tanesi. Bu sınıftan o arşın gölgesinde gölgelenmeyi umut ediyoruz arkadaşlar. Rabbim umduklarımıza nail eylesin. Sonra da dördüncü olarak diyor ki, güzel ve mevki sahibi bir kadının davetine icabet etmeyen, Allah'tan korkarım diyen, yaklaşmayan yiğit. Yani günaha yaklaşmayan. Bugün itibarıyla kadın da aynı mevkide. Kadın da, erkek de. Evet, böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığında, böyle bir davetle karşı karşıya kaldığında, böyle bir günahla karşı karşıya kaldığında, ben Allah'tan korkarım diyen bir yiğit olabilmek, ona iki tane cennet vardır diyor ya Rahman suresinde Allah-u Teala. İşte o ki cennete talip olmak, o günahtan elini eteğini çekmek ve korkarak dönmek. Evet, çok güzel bulduğun, çok alımlı bulduğun, çok çalımlı bulduğun birisinden sadece Allah korkusuyla yüzünü çevirmek. İşte Allah sadece kendisi için yapılan bu istekten vazgeçmeden dolayı o arşın gölgesinde gölgelendireceğine vaat ediyor arkadaşlar. Allah vaadinde hulfetmez, vaadinden dönmez hiçbir zaman. Çünkü vaadinden dönmek, vaadinde hulfetmek ya gücü yetmeyenler ya da imkanı yetmeyenler içindir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Allah ganidir. Her şeye
her şeye sahiptir. Bütün eşya onun emrinde. Bütün şartlar onun kudreti dahilinde. Şartları hazırlamaya, eşyayı temin etmeye gücü yeten yegane varlık odur. Öyleyse vereceğim diyorsa verecektir. Biz de buna inanıyoruz. İnşallah Teala gençlerimiz de bu kategoriden inşallah ne güzel bu arşın gölgesinde gölgelenme umudunu, o arşın gölgesinde kurtulma umudunu içlerinde taşıyacaklardır. Ama tabii ki bu günahtan kaçma, Allah için yapma hususları elbette ki beslenmeyle çok alakalı. Yani biz ne kadar marifette, imanda, marifette, muhabbette kendimizi beslersek, ruhumuzu beslersek, kalbimizi beslersek o kadar bu günahlardan kaçmamız, sevapları yapmaya gayret etmemiz daha çok olacaktır diye düşünüyorum. Sonra altıncısına geliyoruz. Sağ elinin verdiğini sol elinin bilmeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse. Çok önemli. Çok önemli. Neden gizli sadaka? Yani kendisi bile unutacak. O kadar ki kime verdiğini bilmeyecek. Nasıl gizli olabilir yani? Hani kimseyi minnet altında bırakmayacak. Öyle Allah öyle diyor Bakara suresinde. Başkalarını minnet altında bırakacağınız sadakalarınızı o şekilde vermeyin, boşa çıkarmayın diyor. Minnet bekleyerek boşa çıkarmayın diyor ifadesinde Kur'an-ı Kerim'de, Bakara suresinde arkadaşlar. Demek ki boşa çıkıyor sadakalar. Yani minnet beklediğimiz zaman sadakalar boşa gidiyor. İşte o öyle veren ki diyor, arşın gölgesinde barındıracak Allah-u Teala. Öyle sadaka vereni, nasıl sadaka vereni? Kendisi dahi unutanı, ne yaptığını bilmeyeni, kime yaptığını bilmeyeni ama yapanı. Evet. Yani sadaka fırsatlarını hiç kaçırmayan, yardım fırsatlarını hiç kaçırmayan ama yaptığı yardımı da unutan ve yardım ettiği insandan zerre beklentiye girmeyen. Hazreti Ayşe validemizle ilgili şu anlatılır. Bir gün sadaka veriyor birisine. Allah razı olsun diyor, tekrar veriyor. Allah razı olsun diyor, tekrar veriyor. Diyor ki sonra o kişiye, sen Allah razı olsun dediğin müddetçe ben gene vereceğim. Çünkü sen onun borcunu ödüyorsun adeta bana. Ben onu bile istemiyorum. Yani en basit istek, makul istek nedir? Allah razı olsun demesidir bir insanın, değil mi? Yaptığınıza. Size dua etmesidir. Deriz ki dua et yeter. Dua yükünü bile yüklememek. Yani o yaptığınız iyiliğe, verdiğiniz sadakaya, o insanın beline, sırtına dua yükünü bile yüklememek adeta. Fark etmesin yani. Öyle verin ki. Allah bize nasıl veriyor bakın arkadaşlar. Nasıl hibe ediyor, öyle Vehhab, öyle hibe ediyor ki. Biz onu kendimiz kazandık zannediyoruz. Hani veren Allah, her şeyi veren Allah ama öyle veriyor ki sen dükkanını açıyorsun, ticaretini yapıyorsun, öyle veriyor. Zannediyorsun ben kazandım. Memuriyetini yapıyorsun, işte maaşını alıyorsun, öyle veriyor Allah. Zannediyorsun ki ben kazandım. Halbuki Allah veriyor. Evet ama nasıl örtülü veriyor, nasıl fark ettirmeden veriyor ki biz onu kendimizin zannetme bahtsızlığına düşüyoruz adeta. İşte hakkın sana karşı muamelesini ölçü kabul edip halklara öyle davranmalısın fehvasınca, hocamızın dediği gibi. Rabbimiz bize öyle davranıyorsa, öyle veriyorsa, vereceğimiz zaman, verme imkanımız olduğunda öylesine fark ettirmeden adeta kendindenmiş gibi, kazanmış gibi böyle bir hibe etme, böyle bir sadaka verme demek ki hem çok zor hem de çok güzel olduğundan ödülü de mükafatı da arşın gölgesinde, hiçbir gölgenin olmadığı zamanda arşın gölgesinde barınmak oluyor demek ki. Rabbim inşallah bu kategoriden de o gölgeliğin altında gölgelenebilme fırsatlarını bizlere yakalamayı nasip eylesin.
Ve son olarak, yedinci olarak da diyor ki kimdir? Arşın gölgesinde gölgelenecek insanlardan birisi de tenhada Allah'ı anıp gözyaşı döken kişi. Niçin tenhada? Allah'ı anan herkes değil, tenhada. Yani içine riya karışmayan, ihlaslı, samimi, birisi görsün diye yapılmayan. Aa bak ne kadar ağlıyor, Allah'tan ne kadar korkuyor, ne kadar mübarek bir insan denmesin yani. Böyle densin duygusu denince hoşuna gitme duygusundan bile uzak. Samimi, ihlaslı, gerçekten hiç kimsenin görmediği yerde sadece kendisini Rabbinin gördüğü bilinciyle, Rabbinin ondan haberdar olduğu bilinciyle, gözyaşları içerisinde Rabbim diye, seccadesine başını koyan, Rabbim diye ağlayan, seccadesini gözyaşlarıyla ıslatan ve duyulduğunu bilen Allah ile kul arasındaki o münasebeti, o münasebeti yakalayan, haşyet, hayret ve haşyet içerisinde Rabbisiyle bu yakınlığa ulaşan o insanı Rabbim mahrum eder mi? Onu tenhada yalnız bırakır mı? Maiyetini almaz mı? Yakınını almaz mı? Yardımını koşmaz mı? Evet. Nasıl bir zamanda koşuyor hem de. En çok ihtiyacı olduğu. Nerede, neyle kurtulabilirim diye bakınacağımız. Hangi şey beni kurtarır? Hangi amelim beni kurtarır? Neye tutunabilirim dediğimiz. Ve belki de pek çoğunu boşa giderdiğimiz amellerimiz. İçerisinde tutunacak dal ararken bir dal gelecek. Başına bir gölgelik gelecek. Neyin gölgeliği? Tenhada, yalnız başınayken Allah ile beraber oluş ve ona haşyetinden, sevginden, muhabbetinden, yakininden, ihtiyacından, derdini ona döktüğün, ağladığın, sinesinde yakinine ulaştığın anlar bir gölgelik olarak senin başında gölgelenmeye duru verecek. Evet, bu 7 kategoride, o en dar zamanda bu 7 grup insana Allah yardımını en zor zamanda ulaştıracak. Bakın, cennette değil arkadaşlar, cennete girmiş, hesabı görülmüş değil henüz. Henüz hesap için beklenirken belki de, hani Yasin suresinde de ifade ediliyor ya, اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ ف۪ي شُوِلٍ فَاكِهُنْ. O cennet eshabı o gün diyor cennet gölgeliklerde gölgelenirler. İşte arşın gölgesi, cennet ashabı cennete gidecekler. Ama hesap var. Henüz daha karar verilmemiş. Defterler alınmamış. Sağdan soldan mı alınacak? Önden mi gidilecek? Vakıa suresindeki gibi ifade edildiği gibi önden gidenler hesaba çekilmeden cennete gidecek olanlar, daha onlar o hesaplar görülmemiş, nerede yer alacağın bilinmiyor, o bilinmezlik içerisinde, o mahşer aleminde çok sıcak, o sıcağın altında ne olacağım endişesi içerisinde bekleşirken insanlar, o zamanda diyor ki Peygamber Efendimiz öyle terleyecek, öyle terleyecek ki insan, kimininki topuğuna, teri topuğuna, kimininki dizine, kimininki beline, kimininki boğazına, kimininki de burnuna kadar çıkacak. Terinde boğulacak adeta, insan boğulacak hale gelecek. Bu kadar şiddetli, bu kadar büyük sıkıntılar içerisindeyken işte insan, ona bir gölge, farklı bir gölge ona geliverecek ve o gölgelik altında rahat, rehavet içerisinde olacak insan. Şimdi anlatması bile çok güzel. Rabbim yaşatsın inşallah. Hani çok belki umudumuz yoktur diyemeyeceğim. Rabbimin rahmetinden hiç umudumuzu kesmedik. Affından hiç umudumuzu kesmedik, kesmiyoruz. Rahmeti gadabını geçmiştir. Gadabını çekecek belki de çok cürümlerimiz var ama affı sonsuz, rahmeti sonsuz. Biz o rahmeti sonsuzdan, affı sonsuzdan inşallah
Haddimiz değil ama o arşın gölgesini talep ediyoruz. Allah umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Bizi kendine hakkıyla kul eylesin. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizlere verdiği şu can, şu ömür emanetini en güzel şekilde kullanıp onun rızası istikametinde yaşayabilmeyi, gayret ve kuvvetini bizlere lütfeylesin inşallah. Evet, amin diyoruz. İnşallah bugünlük de, bu haftalık da bu kadar arkadaşlar. Allah sizlerden razı olsun. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Tabii videomuzu beğenip paylaşmayı da unutmuyorsunuz inşallah.